Mutlu günler gelişmeleri aktarıyoruz. Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için İran'da cenaze töreni düzenlendi. Haniye yarın Katar'da toprağa verilecek. Hamas siyasi büronun başkanlığına ise Halid Meşal atandı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Haniye suikastıyla ilgilerinin olmadığını söyledi. Öte yandan İran'ın dini lideri Hamaney'in Haniye suikastına tepki olarak İsrail'e saldırı emri verdiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14-15 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Abbas'ın olağanüstü toplanacak mecliste konuşacağını söyledi. CHP lideri Özgür Özel, insanlar erken seçim istiyor diyerek sandığı işaret etti. CHP'nin seçime hazır olduğunu belirten Özel, iktidar olmak için gün sayıyorum, sabırsızlanıyorum dedi. Konutlarda kullanılan doğalgaza %38 zam yapıldı. Zam oranı elektrik üretim tesislerinde %33 olarak uygulanacak. Elektriğe de 1 Temmuz'da %38 zam gelmişti. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının yok hükmünde olduğunu tespit etti. 22 Şubat 2024'te verilen Atalay kararı resmi gazetede 5 ay 10 gün sonra yayımlandı. Kararın dün AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi davasından tutuklu bulunan Osman Kavala ve Can Atalay'ı ziyareti sonrası gelmesi dikkat çekti. ABD Savunma Bakanlığı 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olan 3 kişinin itirafçı olduğunu duyurdu. Guantanamo'da tutulan 3 kişinin ölüm cezası yerine ömür boyu hapis cezası ile yargılanma karşılığında itirafçı oldukları açıklandı. Filenin sultanları Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında şu sıralarda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Milliler ilk maçta Hollanda'yı 3-2 mağlup etmişti. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Ruzan Berok'u ağırlayacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 6-1 galip ayrıldığı maçın rövanşında La Fiorita'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iki rekor daha geldi. Fransız yüzücü Lon Marchand yüzmede 200 metre kelebekte 1.51.21'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı. Atıcılık kadınlar trap kategorisinde Guatemalalı Adriana Ruano Oliva 45 puanla rekor kırıp altın madalya kazandı.